60 dakikaya hoş geldiniz. Bugün yaklaşık bir saat boyunca önemli başlıkları konuşacağız. Hem küresel ticaretteki son gelişmeleri, hangi adımların öne çıktığını ve etkilerini değerlendirmeye çalışacağız. Hem de sektörlere bakacağız. Özellikle perakende tarafına bakacağız. İlk konuğumu hemen davet edeyim. Doktor Pınar Artıran, İstanbul Bilgi Üniversitesi DTÖ kürsüsü profesörü. Hoş geldiniz Pınar Hanım. Merhaba Zeynep Hanım, iyi yayınlar diliyorum. Çok teşekkür ediyorum. Pınar Hanım, şimdi sizin alanda konular yoğun birikti, hepsi üst üste geldi. Dolayısıyla bu akşam elimizden geldiğince değerlendirmeye çalışalım ve Yemen tarafıyla başlayalım. En sıcak başlık orada çünkü. Oradaki son operasyonları takip ettik hepimiz. 7 Ekim'den beri de buradaki saldırıları takip ediyorduk. Özellikle tankerlere, petrol tankerlerine yönelik oradaki akışın bozulduğuna dair haberleri takip ediyorduk. Onun etkilerini, yansımalarını elbette görüyorduk. Özellikle petrol tarafında, emtia tarafında. Şimdi tabii bu son operasyon gerekirse daha da devam edebilir mesajları mevzu bahis. Buradaki durum, buradan doğan risk ne kadar tehditkar olduğu ve burada hani ticaret yolları yönünden hem ekonomiye, küresel ekonomiye etkisi hem de ticaret yolları yönünden etkisi neleri değiştirdiği ve devamının nasıl gelebileceği gibi sorular gündemde. Zeynep Hanım, çok teşekkürler. Şimdi tabii bugünün sıcak gelişmesi, haberlere baktığımızda gerek iç basın gerekse dış basına baktığımızda Amerika Birleşik Devletleri'nin başını çektiği girişim. Ki orada aslında işte Kanada'nın, Hollanda'nın da destek verdiği bir özellikle Husilerin o bölgede yapmış oldukları saldırıları bertaraf etmeye yönelik bir girişim var. Şimdi bu neden gerekli? Yaklaşık bir aydır konuşuyoruz zaten. Bu İsrail, Filistin ve Hamas arasındaki bu gerginlik neticesinde Husilerin yapmakta olduğu bu saldırılar elbette ki gemi ticaret yollarını çok büyük oranda zedeliyor. Bunun maliyetleri çok yüksek. Hem dediğiniz gibi emtia fiyatlarına çok büyük oranda yükseltisi var. Navlun fiyatları artıyor. Tabii ki sigorta bedelleri çok yükseliyor gemilerin. Bu arada tabii gemi şirketlerine, aslında taşımacılık şirketlerinin bu anda karlı olduğunu görüyoruz. Değerlendirmelerine baktığınız zaman piyasadaki epey karlı çıkıyorlar ama günün sonunda hem tüketicilere hem de ülkelerin ticaretlerine baktığımızda tabii ki Kızıldeniz'den geçemiyor olmak, yukarıda kuzeyde Süveyş kanadı, daha güneyde Kızıldeniz'in güneyinde de gözyaşı kapısından giremeyen gemiler ne yapıyorlar? Ümit burnundan geçerek gitmek zorunda oldukları için maliyetleri artıyor. Şimdi böyle bir durumda biz aslında daha önce yaşadık. Covid-19 krizi sırasında da biliyorsunuz tedarik zincirlerinde kırılma ve özellikle de ürünlerin ihraç edilememesi, yeterli sayıda işte bir takım konteynerler ya da gemiler bulunamadığı için biz bir ekonomik krize zaten girmiştik. Dolayısıyla şu anda yapılmakta olan tartışmalar ister IMF'de olsun, isterse Dünya Bankası ya da Dünya Ticaret Örgütü'nde acaba Husilerin yapmakta olduğu bu saldırıların uluslararası ticarete etkileri COVID-19'da gördüğümüz kadar ağır olur mu diye baktığımızda aslında o kadar pesimist olunmadığını görüyoruz. En son Perşembe akşamı IMF Genel Direktörü Christine Lagarde'ın yaptığı açıklamada COVID-19 kadar yıpratıcı olmayacağını düşündükleri, özellikle de bu Amerikan başkanlığında şu anda yürütülmekte olan saldırıların bir noktada kesileceği söyleniyor. Ama açıkçası bizim ülkemizde çok fazla konuşulmayan başka bir sıkıntılı konu var Zeynep Hanım. Panama kanalı da uluslararası ticaret için çok önemli biliyorsunuz. Kuraklık değil mi oradaki? Kuraklık var. Yağış olmadığı için deniz seviyesi çok düştü. Dolayısıyla asıl sıkıntı, hadi evet, savaş kaybolur, ülkeler bir aralarda, kendi aralarında bir anlaşma olurlar ama yani iklim değişikliğiyle zaten mücadele ederken Panama'nınki daha büyük bir sıkıntı açıkçası. Evet, geçen gün bir konuğumla daha gündeme geldi. Bu bir lojistik sektörünün önemli bir temsilcisiyle konuşuyorduk. O da Panama'daki durumun 2024'te de hakikaten bu anlamda özellikle lojistik sektörü için çok ciddi yani olumsuz etki üretme kapasitesini, potansiyelini taşıdığını söyledi. Şimdi biraz bizim taraftan, yani aslında Amerika Avrupa tarafına geçeceğim ama önce bir İngiltere-Türkiye cephesini konuşup yine oradan Avrupa'ya doğru ilerleyelim sizinle. Bu serbest ticaret anlaşması meselesi bir müddettir gündemde konuşuyoruz. Burada şimdi bunun
buraya dair bir reform diyebileceğimiz, bir yenileme diyebileceğimiz adımlar mevzu bahis iki ülke arasında. 26 maddelik bir eylem planı imzalandı. Şimdi hani bunu sizinle bir değerlendirelim. Amaçlar, hedefler ve neden bu görünümde kritik önem arz etmekte olduğunu bir değerlendirelim. Tabii Zeynep Hanım, şimdi geçtiğimiz günlerde aslında 5-6-7 Ocak tarihleri arasında yanılmıyorsam İngiltere Dış Ticaret Bakanı'nın, aslında Ticaret Bakanımız Ömer Bolat Beyefendi ziyarete geldiğini ve bir takım görüşmeler ve JETCO toplantılarının yapıldığını biz medyadan takip ettik. Burada söylediğiniz metin imzalandı ama zaten bizim bundan 2-3 sene önce imzalamış olduğumuz Türkiye Birleşik Krallık Serbest Ticaret Anlaşması, Birleşik Krallık Brexit sonucu ABD'den ayrıldıktan sonra çok klasik, çok standart bir mal ticareti anlaşmasıydı. Oysa bugün uluslararası ticarete baktığımızda asıl mühim olan kısmı hizmetler ticareti olduğu, kamu ihale piyasalarına girmek ve dijital piyasalarda ve elektronik ticaretteki bir takım düzenlemeler olduğunu görüyoruz. Anlayabildiğimiz kadarıyla yapılması gereken reform, ki bu senenin sonuna doğru bu müzakerelerin başlayacağı öngörülüyor. Dolayısıyla öncelikle yapılması gereken hizmet ticaretine açılması. Türkiye'de çok başarılı hizmet ihracatçıları var. Bunların İngiltere piyasasına girmesi ve keza İngiliz hizmet piyasası ve tedariğinde olan mesela Vodafone gibi bir firmanın veya diğer işte HSBC bankası, bütün hizmet sektörlerinin buradaki pazar erişimini daha rahatlatmak için bu anlaşmanın imzalanması şart. Tabii bunu yaparken çok hassas da olunması lazım. Çünkü ülkeler tabii ki ticaret aksın, ticaret daha güçlü olsun diye müzakere ederler ama bir takım sektörleri de korumak gerekir. Çünkü hassas olabilir sizin ekonominiz açısından. Dolayısıyla bu müzakerelerde olabildiğince her iki tarafta, gerek İngiltere Dış Ticaret Bakanlığı gerekse bizim Ticaret Bakanlığımız, sektör temsilcilerinden bütün İngiltere ile iş yapan piyasa temsilcilerinden görüş talep ediyor ki hangi konulara dikkat etmemiz lazım. Taraflar birbirleriyle rekabet ettiklerinde, çok fazla piyasaya giriş imkanı tanıdığınızda aslında kimler, hangi sektörler zedelenecek, bunlar önemli. Ama tabii günün sonunda uluslararası ticaret bugün aslında daha çok serbest ticaret anlaşmalarıyla ilerlediği için pazara erişim, bunun bir an önce yapılması lazım. Ama naçizane kanaatim, özellikle hizmet sektörleri açılırken Türkiye'nin rekabetçi olduğu sektörlerde belki çok fazla açılım yapmamak, bizim ülkemizde oraya götüreceğimiz, tabii Türkiye'nin çok başarılı olduğu işte inşaat sektörü, sağlık sektörü, film yapımcılığı vesaire, bunlarla ilişkili bir takım açılımlar sağlamak. Fakat İngiltere'nin çok aktif olduğu diyelim ki eğitim sektörü, finans sektörü, telekomünikasyon sektörü, bunlarda da kendilerinin talepleri olacak. Ve bir de sıkıntılı olabilecek bir konu, benim naçizane görüşüm, dijitalleşmede veri transferine izin verecek miyiz? Yoksa veri lokalizasyonu bizim için çok önemli mi olacak? Çünkü genellikle serbest ticaret anlaşmaları müzakerelerinde bugün dijitalleşme konusunda veri lokalizasyonu genellikle odadaki oturan fil görüntüsünde. O bakımdan ülkemizin bu konuda hassasiyetle davranacağını düşünüyorum. Şimdi az önce söylediğim gibi Amerika ve ABD cephesindeki gelişmelere de biraz bakalım. Özellikle bu sektörlerdeki, kritik sektörlerdeki ihracat yasakları konusu 2024'te de sizinle daha önce de konuşmuştuk. Fazlasıyla gündemi yine 2024'te de bu yılda işgal edecek gibi görünüyor. Özellikle Batı bloğunun Çin'i hedef alan adımları olarak yorumlanıyor. Şimdi bu ihracat yasakları meselesi ne kadar hayata geçebilir ve ticareti ne oranda etkileme kapasitesine sahiptir? Çok çok önemli Zeynep Hanım. Açıkçası bana sorarsanız şu anda, zaten belki biraz sonra kısaca konuşma imkanımız olur. Önümüzdeki hafta Davos'ta biliyorsunuz Ekonomik Forum toplantıları var. Evet, ben de gidiyorum. Şu anda çok fazla ülkede, özellikle Avrupa Birliği ve Amerika Birleşik Devletleri'nde ihracat yasaklamaları vasıtasıyla bir ulusalcı politikalar takip ediliyor. Ama bu genellikle hem ekonomik güvenlik hem de ulusal güvenlik bazına oturtulmaya çalışıyor. En son geçen hafta, daha önce de sizinle bunu konuşmuştuk zaten, çok teknolojik hassas sektörlerde, işte kuantum olsun, yapay zeka olsun, yarı iletkenlerle ilgili sektörlerde Amerika Birleşik Devletleri bu alanın lider şirketlerinin Çin'e satış yapmasını istemiyor.
sadece kendi firmalarının satış yapmasını istememekle kalmıyor. En son haberlere yansıyan bir gelişme. Biliyorsunuz dünyanın en önemli çip makinesi üreten firması ASML Hollanda'da mevcut. Amerika Birleşik Devletleri'nin Avrupa Birliği ile olan görüşmelerinde ASML firmasının Çin'in çip üretmesi için Huawei olsun diğer firmaların çip üretmesi için gerekli olan o makinelerin ASML'in üretmiş olduğu o litografi makinelerinin satımını da yasaklamaya yönelik bir baskısı olduğunu görüyoruz. Ve Hollanda'nın da ASML firmasına Hollanda yetkililerinin ulaşmak suretiyle bunlarda ihracat kısıtlamasına gitmesine yönelik bir talimatı olmuş. Dolayısıyla firma bundan sonra büyük ihtimalle bu ürünleri satamayacak. Bu neyi ifade ediyor Zeynep Hanım? Bu tam da ticaret savaşı, ticarette gerginlik. Zaten çok büyük bir yanılma olmazsa Başkan Trump göreve gelecek. Eski Başkan Trump. Evet, Ve beklenti kendisinin oynandı. açıklamasına göre her ürün grubunda bütün öncelikle ithalata %10 gümrük vergisi ekleyeceğini söylüyor. Ve kendisince hassas gördüğü sektörler teknoloji sektörleri, yapay zeka, kuantum ve ilaç ve çelik demir sektörlerinde hiçbir şekilde bu firmaların, Amerika'da mukim firmaların Çin ile ve diğer stratejik rakip görülen ülkelerle iş yapmamasına yönelik de bir yatırım taraması gerçekleşeceğini de söylüyor seçim konuşmalarında Başkan Trump. Dolayısıyla 2024 açıkçası bana çok gergin geçecek ve eğer gerçekten Başkan Trump seçilirse 2025'ten itibaren de bizim o eski ticaret savaşlarına döndüğümüz bir konjonktürün ortaya çıkmasının çok muhtemel olduğunu düşünüyorum. Şimdi yarı iletkenler, nadir materyaller, elementler meselesi de kritik. Tam bu söylediğinizin devamı niteliğinde aslında. Dünya Ticaret Örgütü'nün gündeminde bu anlamda davalar da var. Türkiye'de bu anlamda yani bu başlıklarda adımlar atma hazırlığında gündemine alıyor bunları. Dolayısıyla hem küreseldeki bu anlamda dava konusu olan meseleler hem de Türkiye'nin attığı adımlar ve bu çerçevede nasıl bir potansiyeli olduğunu da sorayım size. O çok çok önemli Zeynep Hanım. Az önce konuştuğumuz konunun bağlantısı. Çünkü bugün teknolojik olarak bildiğimiz bütün üretkenlerin özellikle 5G teknolojisi, kuantum ve yapay zeka, bundan sonra o genel yapay zeka, akıllı yapay zeka diye kullanacağımız bütün araçların altyapısında o aslında çok değerli nadir elementler var. Ve bu nadir elementlerin çıktığı ülke sayısı da maalesef dünyada çok fazla değil. Ağırlıklı olarak çıkan ülkelerde maalesef bu konuda çok milliyetçi davranıp ihracat yasakları getirmeye başladılar. Bu aslında biraz da Batı'nın uygulamakta olduğu ticaret politikalarına Çin'in vermekte olduğu bir cevap. Çin'de var, Endonezya'da var, Demokratik Kongo Cumhuriyeti'nde var. Dolayısıyla ülkeler bunu kendilerine tuttukları zaman, paylaşmadıkları zaman küresel ticaret sistemindeki diğer partnerle bu alt madenleri paylaşmadıkları zaman ne oluyor? Siz kendiniz teknoloji alanında ilerleyemiyorsunuz. O zaman kendi imkanlarınızla bu madenleri çıkartmanız lazım. O bakımdan geçtiğimiz günlerde Türkiye'de üst düzey bürokratlarımız ve bakanlarımızın yapmış olduğu bir takım açıklamalar var. Türkiye'nin mutlak surette kendisine yeterli olabilmesi için bu nadir elementleri çıkartma prosesine girmemiz lazım. Madencilik araştırmalarının başlaması lazım. Nerede varsa mutlaka bunu yapmak lazım ama şunu da hatırlamak önemli. Sizin de çok doğru bahsettiğiniz gibi mesela Dünya Ticaret Örgütü'nde bunun bir içtihadı var. Vakti zamanında Çin Halk Cumhuriyeti'nin Amerika Birleşik Devletleri'ne ve Avrupa Birliği'ne nadir element temin etmekten imtina etmesi durumunda bu ülkeler Çin'e dava açıyorlar ve o takdirde de zaten hakem heyeti Çin'i haksız buluyor ve diyor ki sen böyle bir ihracat kısıtlaması uygulayamazsın. Bu bir nevi artık küresel ekonominin bir ortak malı haline gelmiştir bu nadir elementler. Bunların paylaşılması lazım. Dolayısıyla Türkiye'nin de bu yere mutlaka yatırım yapması lazım bir. İkincisi de eğer bizde bütün bu gerekli olan madenler çıkmıyorsa ki muhtemelen çıkması da çok zordur. Çünkü coğrafya, jeopolitik gereği sadece bazı ülkelerde olduğunu, altyapıda olduğunu görüyoruz. En azından o ülkelerle belki bir takım yatırım anlaşmaları, firmalar bazında bir takım anlaşmalar yapmak suretiyle bu tip nadir elementler birkaç ülkenin elinde kalmadan bizim de mutlaka o şeye hatta girmemizin çok önemli olduğunu düşünüyorum.
Pınar Hanım, son olarak o zaman Davos'u da az önce pas attığınız Davos meselesini de, yani daha doğrusu orada öne çıkan başlıkları da konuşalım. Ben de haftaya orada olacağım. Biz de Bloomberg HT'den bir ekip gidiyoruz oraya. Şimdi tabii öne çıkan, hani Davos 2024'ün gündeminde öne çıkan temel başlıklar, bir iklim değişikliği meselesi ki az önce Panama kanalı hasebiyle de dile getirdiğimiz. Demografik değişiklikler yine hem jeopolitiğe hem iklime bağlı olarak gerçekleşen, jeopolitik zaten değişmeyen konu ve tabii teknoloji, yani yapay zeka mesela çok domine ediyor ve bunun etrafında şekillenen diğer temalar. Dolayısıyla sizin de Davos'a ilişkin, daha doğrusu orada öne çıkan gündemler ve 2024'ün ana temalarına ilişkin yorumunuzu almak isterim. Zeynep Hanım, çok teşekkür ediyorum. Öncelikle size iyi bir seyahat diliyorum. Eminim çok heyecan verici olacaktır. Hepimiz takip edeceğiz sizi orada. Şimdi başlığına baktığınız zaman bu seneki toplantının genel itibariyle güveni tekrar inşa etmek olduğu yazıyor. Bence bu muhtemelen son aylarda ortaya çıkmış bir başlık, evet, olsa gerek. Doğru. Sebebi de İsrail-Hamas ve ülkelerin bu çok fazla gerginliği, zaten Rusya-Ukrayna savaşı vardı. Dolayısıyla bir yandan buna bakacağız ama benim için enteresan olan tespitlerden bir tanesi, iki tane rapor yayınladı bu arada Dünya Ekonomik Forumu, McKinsey ve Boston Group Consulting ile birlikte. Oradaki raporlara baktığınızda 2024'teki en çok bakılması gereken konulardan bir tanesi, neredeyse dünyanın yarısı bu sene seçimlere giriyor Zeynep Hanım. Doğru. Seçimlere gidilen ülkelerde de dezenformasyonun çok fazla olabileceği, biliyorsunuz vakti zamanında işte Cambridge Analytica Amerikan seçimlerine bir takım müdahaleler yapılmış olabileceği ya da diğer ülkelerde, Hindistan'da seçim olacak, Avrupa Parlamentosu seçimleri yenilenecek vesaire. Dolayısıyla Davos'ta konuşulacak konulardan bir tanesi, evet iklim değişikliği çok önemli ama ülkelerde de müthiş bir polarizasyon var, kutuplaşma var. Her ülkede neredeyse hemen hemen Amerika Birleşik Devletleri başta olmak üzere toplumların gelişmesi ve insanların medeni hayatlar ve refah içinde yaşaması için bunun büyük bir tehdit olduğu düşünülüyor. Ve toplantılara da bunun çok sirayet edeceğini düşünüyorum. Dolayısıyla hem bir yandan yapay zekanın kullanımı ama aynı zamanda da dijitalleşme, teknoloji, hepimizin birbirine bağlı olduğu bir ortamda doğru bilgiye erişim, kişilerin doğru seçimler yapması ve özellikle de bilinçli yaşamamız gereken işte iklim değişikliği olsun, yapay zekanın sonucunda işsiz kalacak bir sürü insan var, yeni iş kollarının ortaya çıkarılması, bunlar herhalde önümüzdeki en önemli mücadele alanları ve genellikle de Davos toplantıları hem tabii Klaus Schwab bünyesinde, yani konuşulması gereken konuları, iş dünyasının verdiği mesajları siyaset liderlerine ve STK'lara iletmek gibi görürüm ben hep Davos'u. Biraz o başlıkların ortaya çıkacağını düşünüyorum ama bu dezenformasyon konusu önemli. Çünkü seçim, Amerikan seçimleri çok belirleyici olacak. Ve genel bir endişe, Başkan Trump'ın seçimleri kazanma endişesi olarak görülüyor, görebildiğim kadarıyla ekonomi çevrelerinde. Sebep de şu, biliyorsunuz, Başkan Trump'ın görev yaptığı 4 sene içindeki ticaret savaşları büyük gerginlikler ortaya çıkarttı. Biz zaten iklim değişikliğiyle uğraşırken biz bunun Başkan Trump'ın önceliği olmadığını biliyoruz. Çünkü Başkan Trump kendi radikal fikirleri var zaten. Aynen. Dolayısıyla da daha çok ticaret savaşlarına, ekstra vergilere yönelip, ihracat kısıtlamalarına gidip de şu ana kadar iklim değişikliği adına yapılan girişimlerin hiçbirini desteklememesi demek, aslında günün sonunda bir tekrar bir çatışma olacak demek. Özellikle Avrupa Birliği ve Amerika Birleşik Devletleri arasında. Çünkü şimdi Avrupa Birliği, biliyorsunuz, sınırda karbon düzenleme mekanizmasını getirecek. Yepyeni bir takım düzenlemeler getirecek. Bunun üzerine Amerika misilleme uygulamaya başlayacak. O sebeple Davos'ta güveni yeniden inşa etmek derken, kim gelirse gelsin Amerika'nın başına veya diğer çok önemli ülkelerde, işte Hindistan'da da seçim var. Çok önemli bir gelişmekte olan ülke. Aynen. Dolayısıyla bunların uluslararası konjonktürde yaratabileceği sıkıntıları bertaraf etmek için ele alınması gereken konuların bir özetini yaşayacağımızı düşünüyorum önümüzdeki hafta. Zaten sizi takip ediyor olacağız heyecanla. Çok çok teşekkür ediyorum Pınar Hanım. Katıldığınız, katkınız için çok sağ olun. Sizin notlarınızla kısa bir araya gidiyoruz. 60 dakika aradan sonra Sinan Öncel ile devam edecek.
Merhaba, tekrar hoş geldiniz 60 dakika yeni bir konukla. Sinan Öncel'le az önce de duyurmuştum. Birleşmiş Markalar Derneği Başkanı'yla devam ediyor. Sinan Bey hoş geldiniz. Hoş bulduk, nasılsınız? Bir sürü not getirmişsiniz. Ya unutmamak için... En sevdiğimiz konuk. Heyecanlanıyorum, heyecanlanıyorum yayın sırasında. Trafikler vesaire, valla seviyoruz. Evet. Peki. Çalıştık epey. Tamam, şimdi o zaman... Ben önce bir talep tarafı nasıl gidiyor diye başlayacağım. Sonra sizin önünüzdeki notlarla da zaten eminim ona ilişkin notlarınız da tabii, vardır. Tabii. Bir orayla başlayalım. Şimdi talepler nasıl gidiyor? Talepler özellikle bizim şöyle bir ortalama diyemiyoruz ama çünkü üye sayımız 509 tanınmış marka var derneğimize üye olan. Her birinden veri topluyoruz ve bu üyelerin bir kısmı bazı aylarda çok iyi sonuçlar bize bildiriyorlar. Bazıları da çok zayıf olduğunu söylüyorlar. O yüzden bunu bildirirken diyoruz ki mesela Haziran ayında üyelerimizin %70'i artış bildirdi diyoruz. Temmuz'da bu artış bildirenler %41'e düşmüş. Ağustos'ta yeniden %60 olmuş. Biz Eylül ve Ekim'i iyi geçeceğini beklerken... artış bildiren üye sayımız sadece %23 olmuş. Ekim'de 38'e çıkmış bu. Kasım'da bütün üyelerimiz çok artış bildirecek derken %61'de kalmış. Efsane Kasım çok efsane olmadı bu sene. Olamadı. Tabii ki enflasyonun bütçelerdeki öncelikleri gıdaya ayırması... Enflasyon sebebiyle vatandaşların gıda dışı perakendeye ve diğer perakendenin diğer bölümlerinde biraz daha zayıf büyümeyi öngörüyor. Zaten en son çıkan perakende satış rakamlarında da bunu gözlemledik. Orada tabii tüm perakende satış verileri var. Bizde ise markalı perakende satışları, organize perakende sektörünün satışları var. Tabii ki bu da beraberinde zorluklar getiriyor. Çünkü maliyetler çok artıyor. Büyümenin de sağlanmadığı durumlarda bu da firmaları çok zor durumda bırakıyor. En temel mesele maliyetler mi? Şu anda tabii ki maliyetlerin beklenenin üzerinde artış göstermesi. Tabii ki biz fiyat konusunda zaten resmi verilere de bakıldığı zaman gıda dışı perakendenin artışı çok daha sınırlı gıdaya göre. Çünkü vazgeçebiliyor tüketici. Hı hı. Gerek kendi anketlerimizde gerek TÜİK verilerine göre en fazla artış yapabilen firma son 4 yılda 5 yılda %300-350'ler civarında temel ürünlerle ilgili birebir aynı ürünün klasik işte klasik beyaz gömlek diyoruz. İşte klasik ceket takım elbise diyoruz veya kolonya diyoruz, kozmetikten bu tarz ürünlerle bir anket yapıyoruz. %250 ile %400-380 arasında fiyat artışları kendi anketlerimizde görüyoruz. TÜİK verileri de bunun genel piyasa koşullarında biraz daha altında. Çünkü bizim ürünlerimiz markalı ürünler olması sebebiyle bu artış düzeylerinde devam ediyor diyebilirim. 2023-2022'ye göre nasıldı? Yani özellikle adet satış bakımından. 2024 için beklentiniz ne? Şimdi 2023'ün adet satışları 2022'yi yakaladı diyebiliriz. Toplamda, ortalamada yakaladı diyebiliriz ama bu her firma için aynı değil. O yüzden biz bu alt kırılımları çok inceliyoruz. Bazı sektörler, bazı firmalar çok önemli yenilik yapmış mesela. Adet satışlarında önemli artışlar olmuş. Ne ama yapmış mesela yenilik? Yeni bir ürün geliştirmiş. Yeni fonksiyonları daha geniş olan. Hikaye kurmuş. Tabii. Teknolojik bir ürün piyasaya sürmüş. Bu giyim de olabilir, her sektörün olabilir. Bu ürünü piyasaya sürmüş ve bu noktadan da karlılığını ve pazar payını genişletmiş. Ama bunu sektörün geneline hikayeyi yansıtamıyorsunuz. Çünkü çok kolay bir şey değil bu. Ama tabii çok başarılı firmalar olduğu gibi bu maliyet dalgasından ötürü de olumsuz etkilenen firmaların sayısı da az değil.
Turist çok belirleyici, hep onu söylüyoruz. 2024 nasıl olacak diyorsunuz. İç talep ve turizm bizi çok etkileyecek bu noktada. Belirleyici olacak. 2023'te yabancı talebi nasıldı? 2023'ün son 2-3 ayında BKM verilerine göre yabancı satışlarında önemli düşüşler oldu. Bizim anketlerimizde de önemli düşüşleri biz kaydettik. Özellikle yabancı misafirlerin sıkça ziyaret ettiği caddeler ve alışveriş merkezlerinde bir gerileme söz konusuydu. Turist özellikle Gazze saldırısının hemen akabinde Arap müşterilerde Körfez bölgesinden gelen müşterilerde bayağı bir azalma meydana geldi. Belki şu anda o biraz daha toparlıyor ama herhalde Mart'a Nisan'a kadar o gerginlik devam edecek. Tabii bizim Nevruz'la beraber İranlı turist bekliyoruz. Paskalya ile beraber yine yabancı turist bekliyoruz ama İran gerginliği de Nevruz'da gelecek turist miktarında bir azalmaya sebebiyet verebilir. Bunların hepsi bir araya gelince büyük bir tablo oluşturuyor. Şimdi zaten 2024 öngörüleri denince iki konu öne çıkıyor. Bir, dezenflasyon sürecinin nasıl devam edeceği. Evet. Yani orada bir akamet olup olmayacağı. İkincisi de bu jeopolitik meseleler. Evet. Dolayısıyla hemen her sektörü de yakından ilgilendiriyor. Şimdi turist gelişi diyorsunuz. Bir ayağı işte Körfez'den gelenler dediniz. Orada jeopolitik mesele devam ediyor. İşte bugün Yemen'e yönelik, Husilere yönelik operasyonu konuştuk zaten. Dezenflasyon süreci hikayesine baktığımızda da orada Avrupa tarafında özellikle sürecin nasıl gideceği, yani oradaki alım gücü, talep, işte sıkılaşma süreçlerinin nerede nasıl evrileceği meselesi bizi de direkt ilgilendiriyor. Çünkü Avrupa'dan gelen turist meselesiyle de yakından ilgili. Dolayısıyla iki tarafta da kritik görünüm sizin açınızdan devam ediyor gibi an itibariyle. Şimdi dün bir haber okuduk. Almanya'nın en büyük ve en köklü firmalarından işte Kaufhof, Karstadt, İflas açıkladı. Bu çok önemli, çok köklü bir kuruluş. Evet. Gıda dışı sektöründe en önde gelen, Avrupa'nın en önde gelen firmalarından biri. O yüzden Avrupa'da da bütçeler daralmış vaziyette ve Ukrayna Rusya gerginliği ve çatışma süreci zamana yayılarak devam etmesi son derece olumsuz etkiliyor. Tedirgin ediyor tabii ki. Almanya'da sanayi üretiminde de artış beklenirken tersi oldu. Dolayısıyla orada da bir resesyon korkusu var. Almanya tabii bizi de yine çok yakından ilgilendiren yerlerden evet. biri. Peki iç talep nasıl seyredecek? İşin o tarafı da yani bir sıkılaşma sürecindeyiz. Dolayısıyla hem dışarıyı hem içeriği üst üste eklediğinizde nasıl bir planlama yapıyorsunuz? Şimdi Maliye Bakanımızın açıklamalarında hep talepte bazı daralmaları biz öngörüyoruz. Hı hı. Enflasyonla mücadelede bunun zorunlu olduğunu da kendisi pek çok konuşmasında zaten beyan ediyor. Maliye'nin de önümüzdeki 2024 yılında Haziran ayının sonuna kadar bu daralmayı teşvik edeceği veya ona yönelik tedbirler alacağı yönünde tavsiyeleri ve çalışmaları olacağını görüyoruz. Tabii bu da perakende sektörünü çok tedirgin eden bir durum. Yapılan çok fazla yatırım var. Mağazalar açılmış vaziyette. Alışveriş merkezlerindeki doluluk oranları neredeyse %100'e gelmiş. Caddelerde mağaza bulmak neredeyse imkansız. Herkes yatırım yapmış ve inanın şu dönemde biraz önce inşaat maliyetlerini konuşuyordunuz Hakan Bey'le. Bir mağaza dekorasyonu bunun 3 sene öncesine göre 4 kat artmış vaziyette. Bu yatırımları yapıldıktan sonra bir de daralma geldiği takdirde o yüksek kiralarla gerçekten firmaların ayakta kalabilmeleri, 2024'ün sonuna sağlıklı bir şekilde ulaşabilmeleri çok zor görünüyor. O bakımdan herkes tedbirini almaya çalışıyor. Peki şimdi biraz yani temel sıkıntılar tarafından devam edelim. Sizinle son konuştuğumuzda yüksek kira maliyetlerinin çok ciddi bir sorun oluşturduğunu söylüyordunuz.
Şimdi o tarafta devamı da farklı gelmedi diye biliyorum. Dolayısıyla nedir durumunuz o cenahta? Bir tek kira değil aslında. Yani bunu dönüp dolaşıp hep kiraya bağlıyormuşuz gibi düşünülebilir belki ama şimdi BDDK verilerine göre perakende sektörünün borcu bugün itibariyle 465 milyar TL. Dolara böldüğünüz zaman 15 milyar lira perakende işletmelerin 15 milyar dolar veya 465 milyar lira bir borcu söz konusu. Bu artan faizlerle beraber bu borcun ne kadar büyük bir yük getirdiğini tahmin ediyoruz hepimiz, görüyoruz da. Bunun fiyatlarına yansıtabilen perakende sektörü var. Büyük bir bölümü de yansıtamayacak. Yani yansıtabilmesi de mümkün değil. Şimdi 465 milyar liralık en iyimser tahminle %45-50 en iyimser tahmin diyorum faiz oranlarıyla bu borcu çevirebilmek gerçekten çok kolay değil. Bir de bunun üzerine asgari ücretin 22 Ocak'taki işverene maliyeti 5879 lirayken 24 Ocak bugün itibariyle 2024 Ocağında 23.502 lira oldu. Şimdi gördüğünüz gibi en az 4,5-5 kat bir artış söz konusu. Bir de şunu da koyarsak, bütün AVM sektöründeki bütün çalışanları en üst, en tepe yöneticiden en alttaki çalışana kadar bütün çalışanların da maliyeti perakende sektörleri tarafından karşılanıyor. Ve bütün bunların masrafları, her türlü hakları perakende sektörü tarafından ödeniyor. Bu ağır yükün altında perakende sektörünün sağlıklı bir şekilde yaşayabilmesi gerçekten kolay değil. Peki şimdi dün takip ettiğimiz haberler de vardı, özellikle bu AVM tarafına ilişkin. Yani burada bir konkordato seçeneğinin gündeme gelebileceğine ilişkin haberler vardı 6 AVM'den birinin. Özellikle bu multiportföyünde bulunan 9 AVM için 3 aylık geçici mühlet kararı verilmesi sonrası diğer AVM'lere de gözler çevrildi. Buraya ilişkin sizin yorumunuz ne? Vallahi benim yorumum değil ama biz üyelerimizle sık sık toplantı yapıyoruz. Daha dün de ve bu toplantıları da böyle onlu onlu yapıyoruz ki hani sağlıklı iletişim sağlayalım arkadaşlarımızla diye. Şimdi hepimiz bu tarz haberlere çok şaşırıyoruz. Neden şaşırıyoruz? Çünkü perakende sektörünün bütün gerek AVM gerek gayrimenkul kiralamacılarının, cadde gayrimenkul kiralamacılarının tamamı şu anda tabiri caizse kapalı gişe. Pandemi sonrası herkes, özellikle üreticilerin pek çoğu mağaza açtılar. Şimdi 2018'de yani dövizden TL'ye geçilen dönemde Türkiye'de 396 AVM varmış o dönemde. Bugün itibariyle 447 AVM var. Yani projesi de devam eden sanıyorum 10 tane daha AVM var şu an itibariyle. 51 artı 10 61 AVM dövizle borçlanılmadan yapılmış. Yani olabiliyor demek ki bu. Bu sayı, işte yatırımları daha da arttıralım. Mutlaka arttıralım da bizim şimdi bundan 3 sene önce Hindistan'ı ziyaret ettik. Biliyorsunuz Hindistan'ın nüfusu 1 milyar 200 milyon gibi bir nüfusu var. Ya da 1 milyon 100 gibi. Oranın en büyük kiralama şirketlerinin patronuyla görüştük. Hindistan'da dedi 450 tane AVM var dedi. 1 milyar 100 milyonluk Hindistan'ın 450 AVM'si var. Türkiye'nin şu an itibariyle 447 AVM'si var. Ha, ihtiyaç varsa tabii ki açılmalı ama biz bu yatırımları ağırlıklı olarak yerli yatırımcılarla zaten yapabiliyoruz. Ve çok daha verimli çalışmalar yapabiliyoruz. Yatırımları biz bence ham madde ve ara mal üretimi konusunda fabrikalar açmak üzerine yapar isek perakende sektörünü çok rahatlatmış oluruz. Çünkü Türkiye'de bulamadığımız ara mal, özellikle tekstil sektöründeki ara mal ve ham madde ürünlerini biz çok yüksek vergilerle ithal etmek zorunda kalıyoruz. O yüzden biz bu AVM, onunla ilgili de basın açıklaması da yapılmadı o ilgili 9 AVM ile ilgili. Çünkü çok kısa zaman önce yabancı yatırımcı
başka bir yatırım grubuna 9 AVM'yi sattı. Fakat hemen bir ay sonrasında bir konkordato ilan edildiğinin haberini aldık. Ve sonrasında da hiçbir basın bilgilendirmesi de yapılmadığı için biz konunun detaylarına vakıf değiliz. Ama tek bildiğimiz konu alışveriş merkezlerinde kiralama konusunda gerçekten hemen hemen tam kapasiteyle gidildiği. Biz de şaşırıyoruz. Tam kapasiteyle gidiliyor. Bütün firmalar hem sabit kira hem ciro kirası ödüyorlar. Bu kadar yüksek maliyetli bir şekilde perakendeci maliyetin altına girmişken neden konkordato ilan edildi? Biz onu da şaşırmış vaziyetteyiz. Ha bir de üyelerimizle bir anket yaptık. En büyük sorun %90 artık neredeyse fahiş kira artış talepleri. Bir sabit kira veriyorsunuz. Arkasından ciro kirası veriyorsunuz. Ciro kirasının üzerine bir de deniyor ki biz bunu uyarlamamız lazım. 4 katı, 5 katı, 6 katı sabit kirayı arttırın deniyor. Şunu da biliyoruz, bir alışveriş merkezinde sabit kirası olmayan pek çok işletme de var. Bu da sıkıntı yaratıyor tabii ki tüm sektörde. O yüzden biz bu tarz işleri de özellikle döviz borçları konusunda da arkadaşlar bana iki tablo verdi. Dediler ki 1 Ocak'la 30 Ekim arasında 2021. 1 Ocak 30 Ekim 2021'de döviz kuru hemen hemen aynı gitmiş. 7.41 1 Ocak 9.16 30 Ekim. Yani %10'luk 15'lik bir artış olmuş hemen hemen. 15'lik bir artış var. Bu da özellikle ciro kirası ve TL karşısında dövizin döviz kiralarında %50 gibi bir döviz bazında bir artışa denk geliyor. Aynı periyot Temmuz 2022 ile Mayıs 2023 arasında 17.42 19.72 döviz kuru. Yani 2 liralık %10'lu 12-15'lik bir artış olmuş. Bu da döviz bazında yine %50-60'lık bir kira gelirine tekabül ediyor. Bizim bu noktada zora düştüğünü beyan eden AVM'lerin bir de bir 60 mı 70 mi, bir 60 deniyor bir 70 deniyor. Arada 10 AVM'lik bir fark var. Bu da az bir rakam da değil. Kaçtır bunun doğrusu? Şimdi Nuri Şapkacı'ya soracağım. Ve kimlerdir bu AVM'ler? Sonuçta hangi AVM'lerdir? Bunların da açıklanması iyi olur. Kimlerdir? Hangi AVM'lerdir? Evet, kaçtır tam bunu sayı? Bunu soruyor yani çok üyelerimiz. Şimdi birazdan sorarız. Nuri Başkan buna eminim ki açıklar. Nuri Bey bize bağlanabilecek durumda mı Nuri Şapkacı? Hazırsa bir kendisini alalım Sinan Bey'le konuşurken. Katılsın yayınımıza. Nuri Bey hoş geldiniz. İyi akşamlar. Hoş bulduk Zeynep Hanım. İyi akşamlar. Nuri Şapkacı Alışveriş Merkezleri ve Yatırımcıları Derneği Başkanı. Şimdi Sinan Bey'in soruları olduğu için ben o buradayken sizi hemen alayım. Referans kaybı olmasın istedim. Hani bir kulaktan diğerine geçerken bazen olabiliyor ya. İşittiniz mi? Tekrarlayalım mı? Duydum. Tekrarlarsanız da sevinirim. Eksik bir şey olmasın Zeynep Sinan Bey buyurun siz tekrarlayın. Nuri Başkanım merhaba. İyi akşamlar Sinan Başkanım. Biz Nuri Başkan'la böyle çok atışırız, çekişiriz ama sonuçta iş ortağı olduğumuz için de bu çok medeni seviyede olur. Evet, ondan kuşkum yok canım. Şimdi Nuri Başkanım biraz önce diyordum ki Ocak-Ekim periyodunda 2021 döviz hemen hemen %15 artmış. Temmuz 2022-Mayıs 2023 periyodunda da %15'lik o 10 aylık 2-10 aylık dönemde %15'lik bir artış söz konusu. Bu da döviz bazında kira gelirlerinin ciddi miktarda döviz bazında arttığını gösteriyor. Çünkü hem ciro kirası hem fiyatların artışıyla beraber ödemiş olduğumuz bizim ciro kiralarındaki artış bu alışveriş merkezi sektörüne çok ciddi katkı verdiğini düşündük ve bundan da hiçbir üyemiz gocunmadı. Dedi ki çok ciro yapalım da çok ödeyelim. Onu konuşuyorduk tam. Bir de bu bir 60 deniyor, bir 70 deniyor. 60 AVM mi zor durumda, 70 AVM mi? 2018 yılında gazeteci abimiz Vahap Munyar'ın bir haberi var Hürriyet gazetesinde. Diyor ki Maliye Bakanlığı'nda AVM'lerin borcunun 2018 yılında 8 milyar dolar olduğu söyleniyor. O zamanlar 15 milyar dolar gibi bir
iddia vardı. Aksine maliye açıkladı. 8 milyar dolar dedi. 8 milyar dolar o günden bugüne hiç ödenmedi mi? Sizin yönetiminizdeki çok önemli bir grup sadece geçen 2-3 ay önce yapılan röportajda 450 milyon dolarlık bir borcu kapattıklarını da söylediler. Dolayısıyla biz burada dolulukları da görünce perakende ve AVM sektörünün canlı olduğunu düşünüyoruz. Bir de bu tarz olumsuz haberleri sürekli sektöre yapılması durumunda da perakende sektörünün moralinin bozulacağını düşünüyoruz. Şu anda AVM'lerde, caddelerde boş yer yokken 60-70 AVM zorda diye haber yapılması da çok doğru gelmiyor bize açıkçası. Onları konuşuyorduk tam. Tekrar iyi akşamlar. Zeynep Hanım, hemen şöyle kısa bir süreçten bahsedeyim. Aslında bizim sorunlarımız 2018 yılında başladı. 2018 yılında kiraların dövizden TL'ye dönmesi ve mevzuat değişikliği dolayısıyla yatırımcıların döviz cinsinden kredi borçlarının ödemesindeki zorluklar gelir gider dengesinin bozulmasına yol açmıştır. Şimdi 2018 yılının başında dolar 3.8 iken şu anda doların 31 TL olduğunu biliyoruz. Bakın, ben size çok basit bir örnek vereceğim. O 2018'in başında bir gömlek, 100 TL'lik bir gömleğin fiyatı şu anda yaklaşık 900 TL. Yani 9 kat artmış durumda. Biz ise kiralarımızı enflasyon bazında, yani kamunun belirlediği enflasyon oranında, sadece 2018'in başından bugüne kadar ciro kiraları da dahil olmak üzere yaklaşık 5,5-6 katı kadar artırabildik. Yani bir tarafta fiyatlar 9 kat artarken hem dolar bazında hem de ürün bazında biz yaklaşık %30-40 geri durumdayız. Bu vesileyle şimdi Sinan Bey diyor ki alışveriş merkezinin borçları, evet, yaklaşık 10-12 milyar dolar civarında, bunun da yaklaşık %80'i döviz cinsinden. Bunlar pandemiyle beraber zaten ötelenen borçlar. Çoğu da ödenmedi, yeniden yapılanmaya gitti. Bir kısmı faizlerini bile ödeyemedi. Bakın, biz 2018-2019 yıllarında da hemen hemen yakın rakamları söyledik. Şu anda da parakendeciler bu borçlar ödenmiyor mu diye bakıyor ama önemli bir kısmı halen ödenmedi ve devam ediyor. Zaten yakın bir zamanda konkordata ilan eden grubun da işte sorunu aynen buradan kaynaklanıyor. Diğer taraftan bu sıkıntıları aşmak için de evet, el birliğiyle çalışmak lazım ve çözüm bulmak lazım. Bu çözümleri de hep beraber bulmak lazım. Bunun yanı sıra 2018 yılından sonra 2020 yılında, 2021 yılında yine sözleşme serbestliğine aykırı olarak, tek taraflı olarak yatırımcıların aleyhine olacak şekilde bazı değişiklikler yapıldı. Burada da maalesef yatırımcıların yine gelir gider dengesi bozuldu. Biraz önce dediğim gibi bizler yatırımcılar kiralarını sadece ve sadece enflasyon, kamunun açıkladığı enflasyon düzeyinde artırabiliyoruz. Ciro kiralarından da evet payımız var ama bu da gelir gider dengesini dengelemedi. Biz maalesef son 3-5 senedir bunları anlatmaya çalıştık ama kendimizi yeteri derecede anlatamadık. Ama maalesef iflas ertelemeler gelince basında konu olmaya başladı. Bildiğimiz gibi doğrudur. Bu alışveriş merkezlerine baktığımızda adı geçen alışveriş merkezlerin önemli bir çoğunluğu aslında çok iyi alışveriş merkezleri. Neredeyse %90'ın üstünde, %95'in üzerinde doluluk olan, ziyaretçisi de hakikaten ciddi anlamda kalabalık alışveriş ve başarılı alışveriş merkezlerinden bahsediyoruz. Şimdi diyeceksiniz ki bu kadar başarılı alışveriş merkezleri, neredeyse %99, %100 dolu alışveriş merkezleri neden bu durumda? İnsan durduk yerde de konkordata ilan etmez herhalde. Ciddi borçlar olduğunu bizzat basın sözcüleri açıkladı. Bu 60-70 tane alışveriş merkezinin de temeride düşen ve açıkçası bankaların şu anda yaşatmaya çalıştığı ve sürekli elinin üstünde olduğu alışveriş merkezlerinden bahsediyoruz. Bunun da tahmini olarak 60-70 civarında olduğunu biliyoruz. Aslında bunu perakendeciler içinde bulunduğu alışveriş merkezleri biraz irdelediklerini çok net olarak görebilecekler. Bir alışveriş merkezinin dolu olması demek, o alışveriş merkezinin nakit akışında artı yazıyor anlamına maalesef gelmiyor. Bu sebeple evet, negatif söylemlerden kaçınmak lazım ama gerçekleri de söylemekten de imtina etmemek lazım. Çünkü alışveriş merkezi yatırımları bu ülkede dolaylı olarak 2.1 milyon kişiye istihdam sağlıyor, yaklaşık 447 alışveriş merkezi. Biraz önce Sinan Başkan Hindistan'la ilgili bir örnek verdi.
yaklaşık Hindistan'daki alışveriş merkezi sayısıyla bizdeki alışveriş merkezinin sayısını kıyasladı. Alışveriş merkezi sayıları kıyaslanmaz. 1000 kişiye düşen parakende arzı kıyaslanır Sinan Başkanım. Bu gözle bakmak lazım. Ve alışveriş merkezlerinin yaklaşık tanımı 5000 metrekarenin üzerinde. Uluslararası bir standarttır bu. Alışveriş merkezleri 5000 metrekarenin üzerindedir 447 tanesi. Yaklaşık 20.000-25.000 metrekarenin üzerinde olan alışveriş merkez sayısı ise yaklaşık 266 adettir. Avrupa'daki alışveriş merkezlerine 1000 kişiye düşen alışveriş merkezine metrekareye baktığımızda halen Avrupa'nın gerisindeyiz. Halen kuzey tarafındaki Kuzey Avrupa'nın halen gerisindeyiz. Biz alışveriş merkezi yatırımları yapalım demiyoruz. Ama halen ihtiyaç olan yerlerde yapılması gerektiğinde inanıyoruz. Çünkü alışveriş merkezleri bir tek istihdam yaratmak anlamında değil, aynı zamanda kayıtlı ekonomiden bahsediyoruz. Türkiye'deki ulusal markaların büyümesindeki en büyük katkıyı gösteren herhalde bu platformlardır. Yüzlerce marka şu anda bizler sayesinde Türkiye'ye açıldılar. Bizlerden sonra da uluslararası arenaya açıldılar. Binlerce şubesi olan şu anda markalar var. Alışveriş merkezlerinin katkısına yatsımamak lazım bu bağlamda. Onun için yani kredilerin ödenmesinde eğer sorunlar varsa burada yapıcı olarak bankaların, finansör kuruluşların bu anlamda da yapıcı ve çözüm odaklı yaklaşması gerekiyor. Ama aynı zamanda da sözleşme serbestisi kapsamında da yine yatırımcıların bu anlamda da zorluklarla karşılaşılmaması gerekiyor. Ama maalesef son 5 sene içerisinde bu büyük yatırımcılar bu sorunlarla karşılaşmak durumunda kaldı. Onun için şimdi sorunlar maalesef su üstüne çıktı. Nuri Bey çok teşekkürler. Sinan Bey'in bir minik itirazı var anladığım kadarıyla. Sinan Bey çok kısa olayım. Çünkü şimdi hemen söylüyorum. Resmi 2018-2023 arasında giyim, hazır giyim tüfe artış oranı resmi TÜİK verisi Nuri Bey'in dediği gibi 9 kat değil, resmisi %221. %221 artış olmuş. Bizim anketimizde, BMD'nin anketinde ise %250 ile %380 arasında değişiyor. Yani biz 9 kat fiyat artışı söz konusu değil ki, 9 kat fiyat artmış olsa zaten cirodan kira ödüyoruz aynı zamanda. Bundan bu kadar fiyat artışından dolayı da AVM'lerin de çok memnun olması lazım. Çünkü her ciro artışından AVM'ler çok daha fazla para kazanıyor. Zeynep Hanım, 2018 başı itibariyle 2023 arasında Sinan Bey ürünlerinin artışının %250 ile %350 arasında olduğunu var, söylüyor. Rakamlar var. Bakın enflasyon bile bunun üstünde kaldı, kamunun açıkladığı enflasyon. Bu da maalesef üzülerek söylüyorum. Bu doğru bir rakam değil. Yok, yarın göndereyim Nuri Başkanım maalesef size. Maalesef doğru bak. Doğru, yarın göndereceğim size. Bütün listeleri göndereceğim. 2023'ün sonuna kadar olan lütfen ürün artışlarının fiyatına bakalım. Bunun yaklaşık 8-9 kat bir artış olduğunu net olarak göreceğiz. Hemen yarın hemen size listeyi gönderiyorum. Sinan Başkanım, o zaman sizi tebrik ediyorum. Yani belki siz mağazanızda bunu yapıyorsunuz. Sizi kontrol edebilirsiniz. Yani bu demektir ki enflasyon yaklaşık dolar bazında da dolar yaklaşık 9 kat artmış olmasına rağmen siz ürünlerinize sadece eğer %250 yani 2,5 kat artış yaptıysanız. Hayır, demedim öyle bir şey. BMD anketlerine göre 350 ile 380, 250 ile 380 arası, %250 ile %380 dedim. Bu TÜİK verisi dedim. 300 olsun. 3 katı enflasyon bile yaklaşık bu süreç içerisinde 5 katı arttı. 100 olan bir şey yaklaşık 500-550'ye geldi. Dolar 3,5'tan geldi şu anda 31'lere, 9 kat. Siz bunun 3'te 1'inde artırmış olmanız ürünleri mümkün değil. Lütfen o TÜİK verilerine bakın, yanlış verilere bakıyorsunuz şu anda. Yok, yarın listeyi göndereceğim size. Ben de size göndereceğim Sinan Başkanım, hiç merak etmeyin. Nedir cevap vermek istediğiniz? Şimdi 2.1 milyon istihdam sağlıyoruz dedi Nuri Başkanım. Şimdi dolaylı Nuri Başkanım, 2.1 milyon. Dolaylı olarak diyor ama. Hayır, evet. Şimdi 2.1 milyon istihdam. Doğrudan 600 sağlıyoruz. Dolaylı olarak da 2.1 milyon kişiye istihdam sağlıyoruz. 2.1 milyon istihdam
perakende sektörünün istihdamı, yani SGK'sı ve bütün sosyal hakları perakende sektörünün ödemiş olduğu bir topluluktan bahsediyoruz. Yani şimdi cadde mağazalarındaki cadde mağazaları sahipleri bir araya gelse, bir dernek kursa, deseler ki bizim derneğimize üye 50 bin mağaza var, biz şu kadar istihdam sağlıyoruz diyemezler. Çünkü istihdamı sağlayanlar o mağazalardaki kira ödeyen perakende işletmeleri. Çünkü iğneden ipliğe, ham maddesinden o taşıma hizmetlerine, kargo hizmetlerine, e-ticaretteki bütün o zorluklara katlanan perakende işletmeleri sonuç itibariyle bu çalışanlar da perakende şirketlerinin çalışanları. Dolayısıyla yani AVM'deki tüm çalışanların da haklarını perakende sektörünün ödediğini de unutmamak gerekiyor. Yok, onu da dahil etmiştir Nuri Bey diye düşünüyorum. Aynen öyle Zeynep Hanım. Aynen öyle. Bu tip polemiklere, rakam polemiklerine girmemek lazım. Gerçekleri de net olarak aktarmak lazım. Doğrudan 600 bin kişilik istihdam yaratıyor alışveriş merkezleri. Dolaylı olarak 2.1 milyon tabii ki istihdam. Bunun içerisinde çok değerli perakendecilerimiz de var. Aslında söylediğim çok açık ve net olduğunu düşünüyorum. Şimdi Nuri Bey, sizinle devam edelim. Çünkü sizin sürenizi biraz çalmış olduk. Yani hem sizin sektör değerlendirmelerinizi de merak ediyorum. Önümüzdeki döneme ilişkin beklentilerinizi, özellikle AVM tarafına ilişkin yatırım beklentileriniz, orada gördüğünüz riskler neler? Hemen memnuniyetle. Bugün aslında Zeynep Hanım, perakende ciro artışları ile ilgili endeksler açıklandı Kasım sonu itibariyle. Gördüğümüz kadarıyla bakın %79, yaklaşık %80'lik bir artış var. Kasım sonu itibariyle %62 olan enflasyonun yaklaşık %80 gibi bir artışla bunu yakaladık. Yani açıklanan resmi enflasyonun üstünde. Alışveriş merkezlerine baktığımızda aslında bunun da daha üstünde olduğunu görüyoruz. Yani Kasım sonu itibariyle şu andaki artışlarımız bizim %92 gibi gözüküyor. Buradaki en önemli farklardan birisi gıda tarafında bu %80 gibi bir artış gibi gözüküyor. Gıda dışında da yaklaşık %87 gibi bir artışla karşı karşıyayız. Aslında 2023 yılını hem perakendeciler hem alışveriş merkezi tarafı iyi geçirdi. Bunu da bardağın dolu tarafından bakmak lazım. Bakın şu an itibariyle herhalde hiçbir alışveriş merkezindeki perakendecilerin hiçbirisinin şikayet ettiğini duymayız. Hakikaten hem 2022 yılı içerisinde hem de 2023 yılı sonuna geldik, artık bitti. 2024'e geldik. Çok iyi cirolar çıkarttılar. Zaten bu iyi finansalları yakaladıkları için finansal olarak borsaya açılıyorlar ve 2024 yılında da borsaya açılacak perakendecilerimiz var. Onları da şimdiden tebrik ediyoruz. Ama şunu da söylemek lazım. İşte bizim de problemimiz zaten burada. Biz kiralarımızı yeteri derecede artıramıyoruz. Kamunun açıkladığı enflasyon üzerinde artırmak durumunda kalıyoruz. Oluşturulan ciro kiralarından aldığımız paylar da bu aradaki farkları maalesef bertaraf etmiyor. Onun için söylemeye çalıştığım şey, bizim bu anlamda alışveriş merkezi yatırımlarının değil, ticari gayrimenkul tarafındaki yatırımları da dikkate almamız lazım. Bir tek alışveriş merkezi tarafında yapılan yatırımlarda şu anda problem yaşanıyorsa, belli bir doygunluk bile olsa, halen eksik olan kısımlar, bölgeler olmuş olsa bile alışveriş merkezi yatırımcılarının önemli bir kısmı aynı zamanda ticari gayrimenkulün her unsuruna, her alt kategorisine de yatırım yapıyorlar. Yani lojistik tarafına yatırım yapıyorlar, ofis tarafına yatırım yapıyorlar, otel tarafına yatırım yapıyorlar. Onun içindir ki sözleşme serbestisi kapsamında ticari gayrimenkul kira rejiminin konut kira rejiminden ayrılarak tamamen uluslararası normlarda eğer bir mevzuat değişikliğine gittiğimiz takdirde bu sorunları önemli bir şekilde konuşmaktan kaçınmış duruma düşeceğiz. Evet. Ve bu sorunları da bertaraf edeceğimizi düşünüyorum net olarak. Nuri Bey, çok çok teşekkür ediyorum katıldığınız için. Sinan Bey, size de teşekkür ederim. Nuri Bey, size birkaç dakikalık borcum var. Bir 5 dakika size verdiğim sözden eksik konuştuk ama ben size telafi ederim bunu. Yine haftaya Davos'tayım. Dönünce yeniden konuşuruz. Çok teşekkürler. Buyurun. Hay Allah. Nuri Bey, şanssızlık oldu. Burada kapatmak zorundayım ben. Maalesef 60 dakikayı noktalıyoruz. Herkese iyi bir hafta sonu diliyorum. Hoşçakalın.